Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda olacak, sizin 4. evinizi aydınlatacak. 30 Nisan'da meydana gelen Boğa burcundaki Güneş tutulmasının tesirleriyle Mayıs ayına başlıyoruz. Güzel bir tutulma tesiri bu. Yönetici gezegeni Venüs'ün ve Jüpiter'in Balık burcundaki muhteşem kavuşumu sizi de daha huzurlu, daha güvenli hale getirebilir. Aile, yuva, aile ilişkilerinde mutluluklar var. İkinci evinizdeki muhteşem Venüs-Jüpiter kavuşumu maddi anlamda da çok olağanüstü bazı destekler getirebilir size. Gelir elde edebilirsiniz, kazançlarınız artabilir, yardımlar olabilir, sahip olduğunuz mülkler, topraklar ya da iş, hani buradan bunların dönüşümünden önemli bazı toplu gelirler elde etmeniz mümkün görünüyor. Yani her anlamda aslında huzurlu ve mutlu başlayabiliyoruz Mayıs ayına. Mayıs'ın ilk haftası da bu tesirler olumlu bir şekilde devam ediyor. Kişisel girişimleriniz olabilir, iş ve özel hayatınızdaki bazı hedefleriniz olabilir. Tüm bunları hayata geçirmek için, adım atmak için, mücadele etmek için Mayıs ayının özellikle ilk haftasını değerlendirebilirsiniz. 10 Mayıs itibariyle Merkür Retrosu başlayacak. Şimdi Merkür Retrolarında biliyoruz her şey biraz yavaşlıyor ve bizi biraz engelleyebiliyor. Bu nedenle retro başlamadan önceki zamanı iyi değerlendirmemizde fayda var. 10 Mayıs sonrası neler yapabiliriz? 10 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Daha sonra Boğa'ya doğru geçecek. 2 Haziran'a kadar da bu gerileme devam edecek. Bu dönemde biraz hani gözden geçirmeler, toparlamalar içerisinde olabiliriz. Hani yarım kalmış işler olabilir, çocuklarla ilgili, evle ilgili, hani kenarda köşede olan zaman bulup da yapamadığımız işler olabilir. Bunlarla ilgilenebiliriz. Yaptığımız çalışmaları değerlendirebiliriz. Gözden geçirebilir, eksiklerini tamamlayabiliriz. Yeni bir fikir oluşursa ya da hani retro döneminde böyle bir teklifle karşılaştık, biriyle tanıştık. Hani bunlara biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor. Hızlı kararlar vermeden izlemede kalmak, detayları şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Çünkü retro bittikten sonra buralarda değişimler, enerji değişimleri olabilir. Evet, ve ayın 11'inde Jüpiter, şans gezegeniniz Jüpiter, balıktan ayrılıp koça geçecek. Geçtiğimiz Aralık'tan bu yana hızlı bir şekilde balık burcundaydı Jüpiter. 11'inde koç burcunda olacak. Yaz boyunca aslında Jüpiter koç burcunda, 27 Ekim'e kadar. 28 Haziran'a kadar 8 derece koç burcuna doğru hızlı bir şekilde ilerleyecek. 28 Haziran'da gerilemeye başlıyor. 27 Ekim'de ise bu gerileme tekrar balık burcunun son derecelerine doğru devam edecek. Ve nihayetinde 20 Aralık itibariyle Jüpiter koç burcunda artık tamamen geçişini yapacak, ilerlemeye başlayacak. Şimdi 27 Ekim'e kadar Jüpiter koç burcunda. Jüpiter biliyorsunuz kısmetli bir etki. İyileştiriyor, şifa veriyor, imkanları, fırsatları arttırıyor ve 3. evinizde olacak. Yani demek ki hareketli bir yaz aslında. 3. ev çünkü hareket evidir. İletişim, ulaşım, seyahatler, geziler falan. Buralarda hani iş için, özel hayat için, eğitim için daha fazla bir yerlere gitmeler, gelmeler, seyahatler olabilir. Yakın çevreden destekler alabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili sevindirici, mutlu edici gelişmeler olabilir. Eğitimle ilgili yeni bir şeyleri öğrenmek, eğitime başlamak, kursa başlamak, belki yeni bir dil öğrenmek, bol bol kitap okumak, yani buralarda güzel etkiler var. Entelektüel anlamda destekler sizi. İletişim ve özellikle sosyal medya, internet, bilişim sektörü üzerinde online yapabileceğiniz işler, bunlar eğitimler olabilir, ticari aktiviteler olabilir, yurt dışı ile bağlantılı ticari girişimler olabilir. Tüm buralarda hani Jüpiter'in size güzel destekleri olabilir. 2023'te de devam edecek bunlar ama bu yaz döneminde de bu etkileri ilk etapta alabilirsiniz sevgili kovalar. Evet, Satürn burcunuzda ve ayın 15'inde Satürn'ün Güneş'le karesi var. Güneş-Satürn kareleri zor açılardır. Bu açının tesiriyle ayın 16'sında Dolunay meydana gelecek ve yılın ilk ay tutulmasını yaşayacağız 25 derece Akrep burcunda. Ve burcunuzdaki Satürn'le kare açıda, aynı zamanda bu tutulma Akrep burcunda Güney düğüm yönünde olacak. Evet, sizin için güçlü ve önemli bir tutulma. Kova burçları önemli ölçüde etkileniyor bu tutulmadan. Tabii her kova aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa
bu tutulmanın bireysel tesirleri çok daha önemli olacaktır. Toplumsal alanlarda, kolektif alanda da çok güçlü etkilerini alabiliriz. Boğa akrep tutulmaları geçtiğimiz Kasım ayında başladı ve 2023 sonuna kadar devam edecek ve bu iki burç daha çok kaynaklarımız, sahip olduğumuz değerler, kişisel güvenlik alanlarımız, başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar, finans, ekonomi, para gibi konulara, üretimi gibi konulara daha çok dikkat çeker. Ve akrep güney düğüm yönünde olduğu için biraz daha mücadele ve krizlerle ilgilidir. Satürn açısı da sorumluluklar, kısıtlamalar ve engeller getirebilir. 10. evinizde olan bu ay tutulması, toplum önündeki duruşunuz, statünüz, genel işiniz, mesleğiniz, kariyerinizle ilgili bir dönüşümü tetikleyebilir. Yani işten ayrılma, meslek değişimleri, kendi işinizi belki kapatabilirsiniz, belki başka bir mesleğe geçebilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak yer ve mekan değişimleri olabilir. Bazen bu kariyerdeki değişimler, ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konuların etkisiyle de olabilir. Bunlar da mümkün tabii ki. Ama Satürn burada bir şeylerin bitmesi, kısıtlanması anlamına geliyor ve biraz bireysel anlamda sanki sorumluluklar artabilir. Biraz hani yüzleşmeler olabilir. Yüzleşmeler daha çok hatalarla olabilir. Yapmanız gereken bireysel sorumlulukları yerine getirmediyseniz ya da hatalı davranışlar içerisinde olduysanız bu kadersel ve karmik etkili tutulmanın tabii ki biraz sizi zorlayıcı, yüzleştirici etkileriyle karşılaşabilirsiniz. Bu da feda edilmesi gereken konular, krizler getirebilir hayatınız. Ama sorumluluklar ön plandaysa, görevlerinizi yaptınız, hak edişlerle de karşılaşabilirsiniz tabii ki burada. Yani kariyer alanınızda önemli etkilerle de karşılaşabilirsiniz. Genel sağlığınız etkilenebilir. Sizin veya ebeveynlerinizin, aile büyüklerinin, etrafınızdaki yaşlı, olgun, hatta hasta kişilerin daha dikkatli olması gereken bir tutulma. Evet, kayıplar da olabilir. İşte hastalıklar, maddi manevi bazı krizler ve bunların bizim üzerimize yüklediği bazı sorumluluklar da olabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Değiştiremeyeceğimiz koşullar olduğunda kabullenmekte fayda var. Direnç göstermek şartları zorlaştıracaktır. Kabullenirsek bunları aşabiliriz. Bir sonraki aşamaya daha rahat geçebiliriz tabii ki kovalar. Bu ayın içerisinde bu etkileri hissedebiliriz ama önümüzdeki birkaç ay, özellikle önümüzdeki 1-1,5 ay, Ağustos ayı, hani bu dönemlerde de bu tutulmanın tesirlerinin yaşamımızdaki etkileri aktifleşebilir. Evet, ayın 21'inde Güneş İkizler Burcu'na geçecek. Sizin için destekleyici bir burçta güzel etkiler vermeye başlayacak. Enerjiniz de artıyor. Daha iyimser, yani tutulmanın tesirlerinden de sıyrılıp biraz daha böyle iyimser olabileceğiniz bir dönem. 23-24 Mayıs güzel enerjiler var. Güneş'in Jüpiter'le yapacağı güzel kontaklar. Yani anlayışınızı geliştirebilir, zihninizi sakinleştirebilir, daha pozitif düşünebilir, daha orijinal fikirler üretebilirsiniz. Hayatınızda, günlük hayatınızda pratik çözümler bulabilirsiniz. Hatta böyle güzel bir seyahat, bir tatil imkanı falan çıkabilir o Güneş Jüpiter olumlu açılarında. Ve ayın 25'inde Mars Koç'a geçiyor. Enerji tekrar artıyor, hızlanıyor. Mars Jüpiter'e doğru ilerliyor çünkü Mayıs'ın son günlerinde Mars Jüpiter kavuşumu. Zihniniz çok hızlanacak. Çok fikir üretiyorsunuz. Yani çok düşünce, çok bilgi var. Yani entelektüel konular, iletişim konuları, internette aktiviteler falan, bu ticari aktiviteler, bunlar çok hızlanabilir. Eğitimle ilgili faaliyetler çok hızlanabilir. Seyahatler olabilir. Kısa da olsa çok fazla bir hareket var günlük hayatınızda. Yakın çevrenizle ilişkileriniz de güçleniyor. Yani komşularla daha fazla sıkı fıkı olabilirsiniz. İşte kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla daha fazla buluşabilirsiniz. Buralarda yoğun bir enerji akışı var ama genel olarak sizi destekliyor. Yani güveniniz artıyor, cesaretiniz artıyor, mücadele gücünüz artıyor. Daha aktif bir şekilde konuşmalarınızla, yani her türlü iletişimde, konuşmada, yazışmada, burada çok aktif, çok böyle bireysel anlamda güçlü, cesur bir hale gelebilirsiniz. Ve ayın 30'unda, ayın son günü, 8 derece ikizler burcunda yeni ay doğuyor. Tabii ki bu yeni ay enerjilerini biz Haziran ayında hissedeceğiz. Haziran'ın ilk 2 haftasını şekillendirecek bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa ve değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizi daha fazla etkileyebilir. Bu yeni ay tesirleriyle beraber sevgili kovalar, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler var. Belki çocuk sahibi olma düşünceleri, fikirleri, eylemleri hayatımıza geçecek. Özellikle Haziran ayında.
İşte çocuklarınızın eğitimi, okulları, sınavları derken buralarda önemli meşguliyetler var veya sizin kendi kişisel girişimleriniz olabilir. Biraz aşk hayatı, romantik konuda aktifleşiyor. İşte bireysel girişimler, yeni bir kursa başlamak olabilir, yeni bir hobiyle ilgilenmek olabilir. Yani buralarda bir hareket var ama genel olarak hani sizi sosyal hayatta, bireysel eylemlerde destekleyen bir yeni ay. Evet, ayın genel etkilerine şöyle bir göz atarsak, bu ay kariyerinizde önemli adımlar var. Aile, yuva temalarında kendinizi daha güvenli ve huzurlu hissediyorsunuz. Ev, emlak, toprak yatırımlarında maddi destekler alabilirsiniz veya size ait kaynakları iyi ve olumlu bir şekilde değerlendirip dönüştürebilirsiniz. Yani maddi anlamda refah var aslında bu ay. Özellikle ayın ilk günlerinde bunları daha iyi, daha güçlü hissedebilirsiniz. Ay ortalarında kariyer hayatınızda bazı yönetemediğiniz krizler olabilir ve köklü dönüşümler de olabilir. Kariyer, görev alanlarınız, sorumluluk alanlarında özellikle. Yani bu toplumdaki statünüzü etkileyebilecek de değişimleri getirebilir. Olumlu yönde de olabilir. Yani biraz krizler ve sorumlulukları da gündeme getirebilir. Güneş'in İkizler Burcu'ndaki ilerleyişi ayın 21'inden sonra zihinsel anlamda enerjinizi, motivasyonunuzu arttırıyor. Jüpiter ve Mars Koç Burcu'nda özellikle ayın son günlerinde yakın çevre ilişkilerinizi çok hızlandırırken hayatınıza daha fazla bilgi, daha fazla iletişim, konuşma, toplantı, seyahat getirebilir tabii ki. Ve İkizler yeni ayı önümüzdeki Haziran ayı için önemli işaretler getiriyor. Önümüzdeki Haziran ayında çocuklar gündemde, aşk hayatı gündemde, eğitim, bireysel girişimlerle de ilgili yenilikler, yeni bilgiler, yeni hedefler gündemimizde olabilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.